Ya bütün bu acılar içerisinde kalkıp Türkiye'de hala siyaseti konuşmak, hala siyasi rant peşinde koşmak, dediğim gibi en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Evet, siyaset bu dönemde belki de gerçekten tek yürek olunmalı dediğimizin karşılığını görmemiz gerekirdi. Ama elbette ki siyasette de devam eden bir süreç var ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradayken şöyle bir açıklaması oldu. Çok büyüttüler bu olayı diye Ben bir Kemal açıklaması Kılıçdaroğlu'nu oldu. konuşmak istemiyorum. Çünkü sinirlerim bozuluyor. Doğru. Bakınız, İzmir'de yağmur yağdığında oraya giden Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıllık yağmur bir günde yağdı, dolayısıyla büyük bir felakettir diyen Kılıçdaroğlu, bu felakete büyütüyorlar diyor ya. Ya büyütüyorlar diyor ya. Bir insanın ölümü bile çok önemlidir, bir insanın. Büyütüyorlar ne demek ya? Bunu söylerken hangi akılla söyledi, hangi mantıkla söyledi, hangi vicdanla söyledi, hangi inançla söyledi, hangi insan kriteriyle söyledi? Çok merak ediyorum gerçekten. Ya boğasım geldi ya. O anda vallahi boğasım geldi ya. Biz enkaz başında insanların bu kurtuluşu için ne yapabiliriz diye, bir taş kaldırabilir miyiz, bir moloz kaldırabilir miyiz diye düşünürken, ana muhalefetin başındaki bir insanı kalkıp bunu büyütüyorlar demesi affedilecek bir durum değil ya. Yargılanması gerekiyor bu adamın ya. Acıyı bu kadar hafifletiyorsun. O büyük kıyamet senaryosunu bu kadar hafifletiyorsun. Amacın ne? Derdin ne? Küçücük İzmir yağmurunu böyle abarta abarta bitiremiyorsun. İstanbul'da 20 santim kar yağıyor. Sen Küçükçekmece'den Avcılar'a 2 günde gidemiyorsun. İnsanlar yolda kalıyor. Ve vicdansız. Ve inançsız. Bu insanlar burada 2 gün mahsur kaldı, 20 santim kar yağdı diye. Sen bunu gözünde bulundurmuyorsun. 500 kilometrelik alanda 11 vilayeti etkileyen, 11 vilayeti yerle bir eden bir felakette sen diyorsun ki bunlar büyütüyorlar. Niye asrın felaketi diyorlar? Niye asrın işte bilmem olayı diyorlar? Diye. Ne diyecekler? Küçücük bir olaydı, geçecek mi diyeceklerdi. O kadar insanın ölümüne üzerinde sizin siyasetiniz için bir şey olmamış, merak etmeyin mi diyeceklerdi. Ya bunu artık akılla izah edemiyoruz. Bunu vicdanla izah edemiyoruz. Ya bölgede bina kalmamış. Hatay'a gittiğinizde 10 binanın 8'i yıkılmış, ayakta kalan ikisi de yıkık. Yani bir savaş olur, savaşta ne olur? Savaşta bombalar atılır, 3 bina yıkılır, 6 bina oturmaya müsait olur. O bina, ama bunlarda bu da yok. Şehrin tamamı yok Şehrin tamamı diyebiliriz. yerle bir. İnsanlar ölmüş. Herkes her şeyini kaybetmiş. Anne var, kız yok. Kız var, anne yok. Baba var, evlat yok. Evlat var, baba yok. Hanım var, eşi yok. Eşi var, kocası var, kendisi yok. Bütün aile yok. Bir tek küçük bir çocuk kalmış, yetim kalmış. Orada oturmuş ağlıyor. Siz bunların içerisinde dolaşıyorsunuz. Hala siyaseti düşünüyorsunuz. Hala olayı abartıyorlar diyorsunuz. Ya gerçekten kelime bulamıyorum. Şimdi çok ağır konuşacağım. Hakarete girecek, bize yakışmayan kelimeler kullanacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Ya 500 kilometrelik alanın yok olmuş ya. Ya yüz binlerce bina yok olmuş ya. 600 bin bağımsız binadan, bağımsız bölümden bahsediyoruz. 600 bin ev yani. Evet. Yıkık diyoruz, iş yeri yıkık diyoruz. Görmeyenler oturuyor, televizyonun her televizyonu da kendisine göre değerlendiriyor. Kendi kitlesine göre konuşuyor. Bu da yanlış. Yani şimdi Halk TV açarsınız, farklı bir pozisyon. İşte Beyaz TV açarsınız, farklı bir pozisyon. CNN'i açarsınız, farklı bir pozisyon. Kardeşim, bunun zamanı değildir. Orada büyük bir kıyamet yaşanmış, felaket var. İnsanlar ölmüş, aileler bitmiş, şehir tükenmiş. Ve bunun içerisinde devlet her tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen kalkıp diyorsun ki burada devlet yok. Ya nerede devlet yok? Her bir ilde bir vali var. Valiyi devlet saymıyor musun? Takviye valiler geldi. Her ile 2 tane vali geldi. Bu valileri sen devlet saymıyor musun? Her ilde bir bakan var. Sen bakanları devlet saymıyor musun? Her ilde onlarca genel müdür var. Onlarca müdür var. Onlarca birim müdürü var. Sen bunları devletten saymıyor musun? Devlet deyince aklına ne geliyor? Bana bir söyle. Devlet devlet diye tutulmuşsun. Vali orada. Kaymakam orada. Diğer bölgelerin valileri, kaymakamları orada. Devletin bakanları orada. Devletin genel müdürleri orada. Devletin başındaki cumhurbaşkanı orada. Cumhurbaşkanını destekleyen Cumhur İttifakı'nın ortağı
Sayın Devlet Bahçeli orada. Kim yok devlet adına? Kim yok ya, bana söyle. AFAD orada, Kızılay orada, STK'lar orada. Ki oraya gittiğinde de mesela hatırlayacaksınız Pervin Buldan da vardı. AK Parti devleti, AK Parti hükümeti depremin altında kaldı diye bir açıklamada bulundu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da evet evet diye bu açıklamasını tasdikledi. Türkiye'yi terör enkazı altında bırakmaya çalışanlardan enkaz değerlendirmesi almak zaten başlı başına bir fecaat. Yani yıllardır Türkiye işte bu depremle Şırnak'taki hendekleri karşılaştırın yani. Orada da binalar yıkılıyordu, insanlar altında kalıyordu. Dolayısıyla Türkiye'yi terör enkazıyla baş başa bırakmaya çalışan, terör enkazı altında bırakmaya çalışan insanlardan deprem enkazıyla ilgili değerlendirme almak bile başlı başına bir çelişki. Kılıçdaroğlu da onu destekler, onu destekler. O bizim işimiz değil. Hatta ben size programın başında da söyledim. Evet. Gerçekten siyaset konuşmak istemiyorum. Evet, biliyorum. Çünkü siyaset konuşmanın zamanı değildir. Biz insanlarımızın hayatını, geçimini, barınmasını, nereye taşınacaklarını, nerede barınacaklarını konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir planlama yapmamız lazım. Bununla ilgili bir çare aramamız lazım. Devlet arıyor ama devletin fertleri olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Hepimiz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeliyiz. Bakın biz belediye olarak, Ağrı Belediyesi olarak oradayız. AK Parti'nin 807 tane belediyesi orada. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri orada. CHP'nin belediyeleri orada. Başka partilerin belediyeleri varsa onlar da orada. Asla, zaten çok haklısınız. Siyaset evet. Yapmayalım. Evet. Bunu da şuna istinaden söylüyorum. Siz mesela diyorsunuz da işte AK Parti orada, işte bizler oradaydık. İşte evet. Hala oradayız. Partisi orada. İşte bir tarafta da bir gerçek var. Şey, hep dezenformasyondan bahsettiğimiz olay aslında buydu. Bir tarafta da mesela Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları var. AK Parti'den kimse burada yoktu ya, diye açıklamalar olduğu için sizi de bulmuşken sormak istedim bunları. AK Parti deyince kimi kastediyorlar? Bütün belediyeler orada. Genel merkezin teşkilatı, bütün hepsi orada. Yerel üretimlerin tamamı orada. Bütün herkes orada. AK Parti deyince eğer AK Parti'nin fiziksel binasını kastediyorlarsa, fiziksel binasından söz ediyorlarsa fiziksel binayı taşımak mümkün değil. Onun dışında o binanın içinde olan AK Parti'nin bütün fertleri orada. AK Parti'nin bütün belediyeleri orada. CHP'nin bütün belediyeleri orada. Başka partilerin belediyeleri orada. Sivil toplum kuruluşları orada. Sağcısı, solcusu hiç bakmayız. Hepsi orada. Herkes orada bir şey yapmak istiyor. Herkes bir çorba dağıtmak istiyor. Herkes kepçeye dokunmak istiyor. Herkes bir moloz kaldırmak istiyor. Ya bütün bunları biz gözlerimizle görüyoruz ve bu bizim birlikteliğimizdir. Bu bizim Türk halkının dayanışmasıdır. Türk halkının kardeşliğidir, birliğidir, beraberliğidir. Biz orada anında CHP, AK Parti, bilmem MHP falan yazanları aramıyoruz. İnsan yazanları arıyoruz, vicdan yazanları arıyoruz, iman yazanları arıyoruz. Biz yabancı devletlerden gelen insanlarla kol kola orada omuz omuza mücadele eden kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte enkazın altında kalan kardeşlerimizi kurtarmaya çalışan insanlarımız var. Bunun kaç tane devletten gelen insanlarla birlikte oradan gelen kurtarma ekipleriyle birlikte mücadele ediyorlar. Biz bunları parti parti mi ayıracağız? Şu apartmana CHP gitsin, şu apartmana AK Parti gitsin, şu apartmana MHP gitsin, bunu mu konuşacağız? Bunu zamanı mı? Bunu mu tartışacağız? Bize yakışır mı? Bizim terbiyemize, bizim görgümüze, bizim Türk halkının dayanışmasına, Türk halkının birlik ve beraberliğine yakışır mı? Yakışmaz. Niye bunları konuşuyoruz? Niye siyasete alet ediyoruz? Niye siyaset üzerinden değerlendiriyoruz? Hatta getirdiler Alevi-Sünni çatışmasına getirdiler. Kürt-Türk ayrıştırmasına getirdiler. İşte bazı densizler çıktı. Önce AK Partileri kurtarıyorlar. Evet. Sanki oradan listeden kontrol ediyor enkazın altında. Sesin AK Parti'ye, MHP'ye ait olduğunu nereden anlıyorlar? Onu da bilemiyorum. Yani birisi bağırıyor, beni kurtarın. O ses bir AK Partili'ye ait. Ki, acaba ellerinde böyle bir makine mi var? Seslere göre kimin nerede, hangi partiye mensup olduğunu mu yazıyor? AK Parti Adıyaman Milletvekili. Ya AK Parti kaybetti. Adıyaman Milletvekili orada ölüyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ölüyor. Kadın Kolları Başkanı ölüyor. Bütün bunları, tabii ki biz o ölüyor derken ayrı bir ölüm kastetmiyoruz. Herkes orada, yani o enkazın evet. altında ölüyor. Kurtarılanlar var. Ve bunlar diyorlar ki önce AK Partilileri kurtarıyorlar. Sesten AK Partili olduklarını anlıyorlar. Ya kardeşim, böyle bir vicdansızlık olur mu ya? Niye yaptılar peki bunları? Ya sizce? Niye yaptılar? Bunlarda vicdan yok. İnsaf yok. Bunlar halk için, bunlar sahte gözyaşları döküyor. Bunlar timsah gözyaşları döküyor. Bunların derdi bu değil. Bunların derdi bu olsa enkazın başında seçimden bahseder mi? Bunların derdi bu olsa
bu ülkenin başında olan ve bu felaketi yönetmekle görevli Cumhurbaşkanı'na karşı böyle bir tavırda bulunurlar mı? Cumhurbaşkanı'na karşı protestoları geliştirmek için organize bir şekilde orada burada örgütlenmeye çalışırlar mı? Canınız nasıl istiyor? Vicdanınız nasıl rahat ediyor? Beyniniz nasıl çalışıyor bu kadar acı içerisinde? Bu insanların acıları üzerinden siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Biri vicdansızlar, biri ahlaksızlar. Siz burada bile siyaset yapıyorsunuz. Adam çıkmış, ana muhalefetin başındaki adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında ve bugün bu felaketi yönetmekte birinci derecede o koltukta oturan Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor ve görüşmeyeceğim diyor. Ne zaman görüşeceksin? Ne zaman görüşeceksin? Sen yıllardır terör örgütleriyle bu ülkeyi dizayn etmek isteyen, bu ülkeyi yok etmek isteyen 50 bin, 60 bin, 100 bin tane insanımızın ölümüne sebep olan insanlarla görüşüyorsun da bir doğal felaket karşısında sen Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi kendine yakıştırmıyorsun, öyle mi? Vicdanın kurursun. Allah seni ıslah etsin. Sen bu ülkede değil Cumhurbaşkanı adayı, seni bu ülkede hiçbir yere koymamak lazım. Bu ülkenin düşmanısın sen ya. Çıkıyorsun gidiyorsun orada enkazın başında ayağını da bir molozun üzerine koyarak belki de o ayağını koyduğun inşaatın altında insan yatıyor. Onun üzerinden sen siyaset yapıyorsun. Ya günü müdür ya? Cumhurbaşkanı bölgeye geldi, biz bölgedeydik. Sayın Bahçeli geldi, milletvekilleri geldi, genel başkanlar, yardımcıları geldi, bakanlar geldi. Bakanlar orada, bakanlar çapraz bir çalışma yapıyorlar. Malatya'daki bakan Adıyaman'a gidiyor, Adıyaman'daki bakan Malatya'ya gidiyor. Birbirlerinin tecrübelerinden faydalanıyorlar. Acaba ne eksik bıraktık, bu bakan ne yapmış, şu bakan ne yapmış, ondan bir şey alabilir miyiz diye birbirlerini test ederken, birbirleriyle yarış içindeyken sen kalkıp diyorsun ki devlet orada yok. Ya devlet nerede yok? Devlet nerede yok? Bana bir söyle, de ki ben şuraya gittim devlet yok. Nerede yok? Devlet her yerde var. Ha tamam, yeterli midir? Kardeşim baş edemiyorsun. Bu kadar büyük bir felaket ya. 500 kilometreden bahsediyoruz. Çok ciddi. 600 bin bağımsız bölümden bahsediyoruz. On ile etkiledi. Diyorlar ki efendim her bir binanın önünde bir kepçe, bir vinç, bilmem bir şey, bilmem bir şey. İlk gün nasıl olmadı? Olamaz kardeşim. 10 bin tane binanın birden anında önünde 10 bin tane kepçe, 10 bin tane vinç, 10 bin tane bilmem kurtarma ekibi oluşturmak. Hangi devlet bunu yapabilir ya? Asker sahip çıkmadı diye de çok fazla yaygara çıkarıldı. Hangi devlet bunu yapabilir ya? Ya bir vinci bir yerden bir yere taşımak bir gündür, biliyor musunuz? Onun özel aracı var. Üzerine binecek. Geniş araçtır. Yolda gidemiyor. Yavaş gidiyor. Öncüsü var. Artçısı var. Bunlar basit zannediyorlar. Zannediyorlar ki çocukların elindeki iş makinesini buradan aldı buraya bıraktı. Bunu beğenmedim şuraya geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ki onlar çok ağır vasıtalar. Adam diyor ki bir binanın önündeki vinci aldılar diğer binaya götürdüler. Ya bir binanın önündeki vinci diğer binaya götürmek bile bir gün sürer, biliyor musun? Her sokağa uzun araç girebiliyor mu? O vinç yere indirdiği zaman o vinç ne kadar süratle yürüyebiliyor onu düşünebiliyor musun? Kaç tonluk bir vinçtir? Kaç tonlu baskısı uygulayan bir vinçtir? Kaç ton kaldırabilecek bir vinçtir? Bunu biliyor musun? Her kepçe kaldırabilir mi? GCB dediğimiz 4x4 araçlar o enkazı kaldırabilir mi? Onlar sadece moloz yükleyebilir. Altında can varken GCB yoktu diyor. GCB gelip orada ne yapacak ya? 10 kat bina bir kata inmiş. 10 katın baskısı bir kata inmiş. Bazı vicdansızlar, bazı imansızlar, bazı artık alçaklar kendi dükkanlarını 3 tane mobilyasını süsü için kolon kesmiş. Bina olduğu gibi oturmuş. Binanın 5 katı, alttaki 2 kat yok. Çok yeni binalar da yıkılmış, evet, bu arada. Evet, çünkü kolon kesmiş. Evet. Çünkü orayı genişletmek için galeri yapmış. Araçların rahat dönmesi için kolon kesmiş. Hadi şimdi rahat dönsün bakayım. Hadi şimdi dünya malına gözü doymayanlar. Hadi, hadi bir görün bakayım. Neler neler var orada. Hadi bir gidin gidin gidin. O aslında o enkazları gidip ibret için görmek lazım. İnsanlar artık yok orada, çıkardılar. O enkazları hemen kaldırmamak lazım. İnsanlar gitsin görsün. Paranın, vicdansızlığın, dünya malının bir yerde artık işe yaramadığını bir görsünler ya. Bir görsünler ya. Siyaset yapmadan önce bunu bir görsünler ya. Bir muhasebe yapsınlar ya. Bir gün önce trilyonları olan adamla hiç kapıcılık yapan, apartman bekçiliği yapan insan ikisi aynı sırada çorba bekliyordu. Bir gün önce katrilyon olan adamla hiçbir şeysi olmayan sokakta yatan adam ikisi beraber aynı yerde yan yana uzanıp yattılar. Çorba almak için sıraya girdiler. Belki o
Her gün sokakta olan çok zoruna gitmiyordu. Çünkü hep sokakta yatıyordu. Bir gün önce katrilyonlarla oynayan, hayaller kuran, Hawaii, Dubai'yi tatil diye düşünen insanların da o gece onlarla birlikte çorba kuyruğunda olduğunu herkes görsün, bilsin. Kiralara daha, böyle yüksek evet, zam yapan böyle ev sahipleri de. Satışları böyle yükseltmesinler, inşaatları böyle zayıf yapmasınlar, kolonları kesmesinler. Vicdanlı bir şekilde üç kazanacaklarına yarım kazansınlar. Ama o binayı sağlam yapsınlar, ama o kolonu kesmesinler, ama o kardeşleriyle bazı mal varlıklarını paylaşsınlar. 100 tane dairesi varken yanı başında kirasını ödemeyen kız kardeşine bir daire vermeyi içine sindirsin. Bir kardeşine bir daire vermeyi içine sindirsin. 3 defa haca gideceğine bir defa gitsin. 2 tane haç parasını yanı başında açlıktan ölen kardeşine versin. Bunu yapabiliyorsa insandır. Bunu yapabiliyorsa imanlıdır. Bunu yapabiliyorsa insan inançlıdır. Yapamıyorsan işte gördük. Çantalar dolusu paralar görüldü. Çantalar dolusu altınlar. Çantalar dolusu senetler, çantalar dolusu hisse senetleri. Bir şey yaradı mı? Kurtardı mı? Yok. İşte bütün bunları biz gözümüz önünde görüyoruz. Efendim tutulmuşlar asker sokağa çıkmadı. Evet, askerin peki, sahada olmadığı yönünde veya peki, geç kaldığında açıklamalar var. Ben size bir şey söyleyeyim. Var. Ben askerim. Elbette ki asker sokağa çıktı ve hala da sokakta. Onlar yalan söylüyorlar. Şimdi bir de tersini düşünelim. Ben askerim. Emir verdiniz, hepimiz kışlardan çıktık. Karşımızda binalar yıkılmış, enkaz altında. Biz ne yapabiliriz ya? Kalabalıktan başka o anda. Kepçe miyiz kaldıracağız? Yok. Hadi kepçe geldi. Sağlık personelimiz? Yok. Kolu mu kalmış? Bacağı mı kalmış? Serum mu verilecek? Nasıl çekeceksiniz? Bunu kurtarırken diğerlerinin hayatlarını riske ediyor musunuz? Bütün bunlar için bir ekip lazım. Bütün bunlar için bir sağlık ekibi lazım. Bütün bunlar için bir bilim ekibi lazım. Bunlar var mı? Yok. Ben Anadolu insan olarak asker olmuşum, beni çıkarıyorsun. Ya ben taş kaldırabilirim, küçük bir taşı kaldırabilirim. Kaldırdım ama onunla bitmiyor. Ne kadar yeterli olur ki 10 zaten? 10 kat, evet. 20 kat enkaz. Siz o arada büyük bir keşmekeşlik, büyük bir kalabalık oluşacak. Ne yapacaksınız? Asker sokağa çıkmamış. Ya asker kardeşim, asker çıkmış ya. Asker çıkmış gelmiş binanın yanında, o da benim gibi oturmuş ağlıyor. Ne yapabilir asker ya? Asker elini atıyor, kaldıramıyor. Vinç daha oraya gelmemiş. Gelirse bile, o anda orada hazır olsa bile, operatörün dışında bir de oraya ekip lazım. O ekip o insanın nasıl çıkarılacağına karar vermeli. O ekip o insanı çıkarırken yanın başında yaşayan insanlar var mı? O ekip orayı çıkarırken serum verilmesi gereken birisi mi? Kolu, bacağı altta kalmış kangren olma ihtimali var mı? Ona göre folyo sarılıyor, ona göre bir teçhizat, ona göre bir sağlık ekibi oluşturuluyor. Nereye gideceği planlanıyor, hangi hastaneye gönderileceği, helikopterle mi, uçakla mı, ambulansla mı? Ya bütün bunlar için bir planlama, bütün bunlar için bir zaman lazım. Asker sokağa çıkmadı. Ezberlenmiş asker gelse, oraya o anda 10.000 tane asker bir bina enkazının yanında. 10.000 tane değil, 10.000 asker 10 katlı bir binanın yanında. Ne yapabilir? Bir kepçenin işini yapabilir, bir vincin işini yapabilir. Yapabilir mi? Yok. İstanbul'dan vinç yükledin, Ankara'dan vinç yükledin, Konya'dan vinç yükledin. Kaç saatte oraya gidecek? Ki normal seviyenin üstünde bir hızla gelmeye evet. çalıştılar. Biz bunu da evet. gördük sosyal medyada. Hayatlarını tehlikeye attılar. Çünkü onlar bütün ağır vasıta... Bütün yolları kapattılar sadece araçlar geçsin, vinçler geçsin, geniş araçlar geçsin diye. E buna rağmen bunun bir suratı var ya, bunun dışına çıkamıyor. O geniş aracın üzerinde kepçe olan Konya'dan Adana'ya, Konya'dan Maraş'a, Konya'da en yakın illerinden birisini söylüyorum. Çünkü daha önce bir ilde bir deprem oluyordu. Diğer bütün yakın komşu iller oraya hücum ediyor. Şimdi burada bir de hava şimdi şartları bütün, var. Bütün illerde olmuş. Hı hı. Bir Hatay'dan başlayın, bir de Malatya'ya bakın. Bir Diyarbakır'a bakın, evet. bir de Maraş'a bakın. Bir de Gaziantep'e bakın. Bütün bunların arasında olmuş. Hiçbirisi ayakta değil, birisi diğerine yardım edemiyor. Sürekli dışarıdan yardım gelecek. Dışarıdan yardım gönderebilecek en büyük il kimdir? Konya'dır, evet. Kayseri'dir. Diğer iller küçük. Çünkü büyük şehir olarak bir Konya var, bir Kayseri var. Yani Kırşehir'e gönderebilecek. 2 tane kepçe, 3 tane vinç. Ha demek ki ana merkezden, Ankara'dan, İstanbul'dan ve diğer büyük şehirlerden bu makinaların ve müteahhitlerin de çoğu büyük şehirlerde. Çünkü oradaki müteahhitler de ölmüş. Oradaki müteahhitlerin araçları da enkaz altında. Oradaki müteahhitlerin operatörleri de enkaz altında. Oradaki müteahhitlerin şoförleri de enkaz altında. Oradaki belediyelerin şoförleri, mühimmatları, aletleri, edevatları enkaz altında.
Bu sefer nereden lojistik gelecek? İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden gelecek. Ağrı'dan gelse ne olacak? 3 tane, 5 tane araç gelecek. Bütün bunlar bir saniyede uçakla mı gönderecekler? Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle ucuna takıp oraya mı bırakacak olta gibi? Böyle bir şey var mı? Yok. 500 kilometre, 1000 kilometre, 1200 kilometrelik yol gidecekler. Bir iş makinesi 1200 kilometrelik yolu ne kadar sürede kat edebilir? Kış, hava şartları yoğun, köprüler kırılmış, yollar çatlamış, asfaltlar çatlamış. Hatay Havaalanı'na uçak inemiyor. Pist, yani pist yarılmış. Yani pistteki pistin yolu yarılmış. Kardeşim, bütün bunları görmüyorsun, gidiyorsun orada 3-5 oy için yalan söylüyorsun. Ya lanet olsun, al sana olsun ya. Sana olsun ya, al yönet bakayım. Vallahi bir al yönet. Sen 3 günde bırakıp kaçarsın. Oradaki insanların acıları üzerinde siyaset yapmanın bir anlamı yok. Al sana olsun ya. Al götür yönet bakayım, nasıl yöneteceksin? Yalan söylüyorsun. Kendi kendine gelmişsin. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede kaç defa geldi, kaç defa gitti. Ya biz Sayın Cumhurbaşkanıyla toplantı halindeyken 6.4 deprem oldu ya. Son depreme, Hatay'daki son depreme siz de oradaydınız ve yakalandınız. Hepimiz -2'de. O da stratejik bir hataydı. Yani o toplantıyı ayarlayanlar da büyük bir hata yapmışlardı. Devletin bütün yönetim kadrosu, Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, yani o depremin organizasyonunu yapan enkaz kaldırma operasyonunu, kurtarma operasyonunun başındaki bütün insanlar orada. -2'de biz toplantıya gidiyoruz. Çok büyük bir hata. Bir çadırda yapılabilirdi, birinci katta yapılabilirdi. -2'de. Yani kaçmak istesek hiç kimse kaçamaz. Ne hissettiniz peki? Çünkü yüksek şiddette bir depremde o da. Ben hiçbir şey hissetmedim. Ben normalde İstanbul depremini de yaşadım. Yani o zaman da İstanbul'da depremi yaşadım. İstanbul'a gidiyordum. Yolda yakalandım ve İstanbul sürecini de yaşadım. Yani beni etkilemiyor. Yani bazı insanlar bazı şeylerden çok korkar. Yükseklik korkusu var. Ben depremden çok, hatta çok da hissetmiyorum. Ben hissettiğim anda yanımdaki arkadaşlara dedim ki bu altın üzerinde bir depremdir. Arkadaşlar 5 falan dedi. Dedim yok, kesinlikle altın üzerinde bir depremdir. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışmasına devam etti. Hiçbir şey yapmadı. Hatta korumalar yaklaşmaya çalıştı. Kendi korumaları şey yaptı, dışarı gönderdi. Kendisi çalışmaya başladı. Yani orada not alıyordu. Ne yapılması gerekiyor, nereye falan sunum yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir tepki vermedi. Sonra geçti. Ya ben hata olarak görüyorum. Yani o arada 7 şiddetinde olsaydı belki hepimiz orada kalacaktık. Ve bu da büyük bir olay. Çünkü devletin, evet, Cumhurbaşkanı, ana muhalefetin, Cumhur İttifakı'nın bileşeni, partinin başındaki Sayın Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri, genel müdürler, genel başkan yardımcıları, belediye başkanlarının bir kısmı hepimiz oradaydık. Ve dolayısıyla böyle bir deprem yaşadık. Ya biz de öyle bilirdik. Yani insandan daha tatlı değil bizim canımız. Demek istediğim şudur. Biz her türlü tehlikeyi göze alarak orada enkazın altına girdik ya. Gittik böyle dedik, acaba biz de oradan bir taş kaldırabilir miyiz? Ya bizim şoförlerimiz yoktu. Biz kendimiz araçlara binip şoförlük yaptık ya. Biz gittik orayı burayı süpürdük ya. Biz orayı burayı suladık ya. Niye? Çünkü biz o gün makam mevki günü değil. Gün, evet, seferberlik günüdür. Biz bunu yapma. Bir çorba verebilir miyiz? Birisi bir çorba dağıtıyor. Biz o arada bir aracı, biz de arada elimizi uzatıp o çorbayı bir kişiye uzatabilir miyiz? Ekmek dağıtıyor. Biz de o ekmeği alıp başka birisine verebilir miyiz? Biz bunun derdindeyiz. Yoksa kim milletvekili olmuş, kim belediye başkanı olmuş ya da ben belediye başkanıyım. İşçi gelsin çalışsın, ben burada kalayım. Böyle bir düşüncemiz olamaz. İnsanlık adına olamaz. İnancımız gereği olamaz. İmanımız gereği olamaz. Bütün bunları biz alt alta topladığımızda bazı insanların bunca acı içerisinde ne kadar aşağılaştığını, bunca acı içerisinde sadece kendilerini düşündüğünü gördük. Bu da bizi en az deprem kadar üzdü.